Mahşer alemindeyiz. Mahkeme kuruldu. Oturum başladı. Sayısız insan, yerdeki kum tanesi kadar insan hesap vermek için hesap yerinde sessizce bekleniyor. Korku var, endişe var. Bazılarında ümit var, bazılarında ümit hesabı görünce ümitsizliğe dönüştü. Nasıl bir hesabı göreceklerini bilmiyorlar. Nasıl bir hesap görülecek bilmiyorlar. Dünya hayatındaki mahkemeler ne ki? Dünya hayatındaki zindan ne ki? Dünya hayatındaki ıstırap ne ki? Orada çok farklı her şey. Kaçamazsın, kurtulamazsın, sığınamazsın. İmdat dileyemezsin, özür dileyemezsin. Bu işin temyizi yok, dönüşü yok. Son karar Allah'ın kararı. Boyunlar ona eğik. Kararlar sadece ondan çıkıyor. Kullar Allah'ı görecekler. Dizi dizi insanlar, öbek öbek, kimisi el pençe, kimi diz üstü, kimi yere secde etmiş, kimi sağa sola savrulmuş. Müthiş bir mahkeme. Karar zor bir karar. Gün çetin bir gün. O gün avukat yok. O gün şahitler, Allah'ın müsaade ettiği şahitler. Herkes konuşamaz. Herkes söyleyemez. Meryem suresi. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنَحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِسِّيَّا. Senin Rabbine yemin olsun ki Muhammed, insanları şeytanlarıyla beraber mahşere getireceğiz. Sonra onların her birini cehennemin etrafında diz üstü çökerteceğiz. Oturtacağız. Mahkeme böyle başlayacak. Karar böyle verilecek. İnsanlar hakkında hüküm verilecek. Meryem 68. İşte o gün ve yevme nahşuruhum cemia, sonra o gün hepsini mahşere çekeceğiz. Sümme nekulu lillezine eşreku mekanekum entum ve şurekaukum, sonra Allah'a şirk koşanlara, ilahlık taslayanlara, siz ve tapındıklarınız, peşinden gittiniz sahte ilahlar, mekanınızda durun bakayım, sinecekler. وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ, ortakları diyecekler ki putlar, siz bize tapmıyordunuz ki. Bizim ne suçumuz var? Dile gelecek putlar, sahte sahte ilahlar, sahte tanrılar, sahte melikler dile gelecek. Siz bize tapmıyordunuz ki, siz nefsinizi tapıyordunuz. Arkamızdan dolandınız, önümüzden dolandınız, başımıza bela oldunuz siz. Siz bizi yalnız bırakmadınız, biz sizi çağırmadık, siz arkamıza takıldınız diyecek. O gün bütün dostlar düşman olacak, Allah için dibini sevenler hariç. Mahkemenin ilk şahidi, hesap günün ilk şahidi Allah'tır. Allah diyecek, bütün hepinizi tanıyorum. Hepinizin ne işlediklerinizi tek tek biliyorum. Bir mahkeme düşünün ki mahkemenin şahidi yalan şahitler değil. Mahkemenin bir şahidi var, Allah. En büyük şahit, ilah, yaratan, muktedir olan. O her şeyin kararını veriyor. Ne yapabilirsiniz? Nereye gidebilirsiniz? Kimi kandırabilirsiniz? Kime söz söyleyebilirsiniz? İkinci şahit peygamberler ve Hazreti Resul olacak. Bir gün diyordu Resulullah, sahabe-i kiramdan birine, İbni Mes'ud veya benzeri bir sahabeye, bana Kur'an oku diyordu. Sahabi diyordu ki, size indi Kur'an. Nasıl okuyayım size ya Resul? Oku diyordu. Ben dinlemeyi severim. Okuyordu sahabi şu ayete gelinceye kadar. Nisa 41. ayetine gelinceye kadar. Fe keyfe izâ ci'innâ
min kulli ummetin bi şehidin ve ci'na bika ala haula'i şehida. Bu sureye geliyor. Bu ayete geliyordu Nisa 41. ayeti. Bu ayetin anlamı şuydu. Söyle bakayım Muhammed. Halin ne olacak aleyhisselam? Veya halleri ne olacak? Her ümmetten bir şahit ve seni ey peygamber bütün hepsine şahit tuttuğumuzda, hem peygamberlere hem ümmetlerine şahit tuttuğumuz an ne olacak? Mahkeme diyor ki peygamberler şahit olacak. Ümmetleri, sonra Muhammed hepsinin üzerine şahit olacak. O gün ne olacak? Sahabi diyor ki zarafet a'yunun nebi, Resulullah'ın gözlerinin bir an ağladığını gördüm. Baktım ona, ağlıyordu. Mübarek sakalları ıslanacak kadarca. Sonra diyordu ki kefa kefa kefa, yeter yeter yeter, daha okuma artık. Sarsıyordu şehadet ayetleri, Hazreti Peygamber'i de sarsıyordu. Dinleyeni ve dinleteni sarsıyordu. Çünkü sözler celil olan Allah'ın, Rahman olan Allah'ındır. Muktedir olan, iktidar sahibi olan Allah'ın sözleridir. Ağlatıyordu ve düşündürüyordu. Şimdi sen nereye gireceksin? Ey Allah'ı bilmeyen, ey hesabını dünya için yapan, varlığını dünyayla sınırlı tutan, sen nereye sığınacak? Hangi mağaraya? Hangi çöle? Nereye sığınacaksın? Hangi karargah seni koruyacak? Orada muktedir olan Allah, çürümüş bedenleri dirilten, çürümüş bedenleri mezardan kaldırıp da insanlara hadi gelin diyen, siz eğer çürüseniz dahi kemiklerinizi bir araya getireceğim ve mahşere sevk edeceğim diyen muktedir varken kim ne yapabiliriz? İhsevu, sinin hepiniz bakalım, kararı ben veriyorum diyecek, kararı o verecek, kim ne yapabilir? Üçüncü şahit yerler, gökler, gökyüzü, duvarlar, zemin. Şu anda yaşadığınız her şey üçüncü şahit. Zilzal suresinin 4. ayeti. Yevme izin tuhaddisu ahbaraha. O gün yeryüzü bütün haberlerini konuşacak. Yer konuşacak, yer. Secde ettiğin seccaden konuşacak. Duvarlar konuşacak, tekbir getirdin duvarlar, amin diyen duvarlar konuşacak. Dört duvar arasında bir günah işledinse o duvarlar dile gelecek. Konuşacak, gittiğin yerler, günah işledin zaman, günah işledin mekan, her biri konuşacak. Seni anlatacaklar. Sonra dördüncü şahit getirilecek, bir grup adam. Zengin getirilecek, çok zengin bir adam, trilyonları var. Bugünkü şartlarda diyelim, bugünkü şartlarla konuşalım. Bankaları var, gemileri var, binaları var, en müthiş arabaları var, milyarlarca kilometre arazileri var diyelim. Getirilecek. Allah diyecek ona, sen niye beni tanımadın? Sana zenginlik verdim. Senin malın çoktu. Niye Allah'ı bilmedin? Zengin diyecek ki, Allah'ım ben ne yapayım? Malım o kadar çoktu ki. Dünyadan kopamadım. Malım beni yoldan çıkardı. Ne yapayım? Beni mazur gör ya Rabbi. Allah diyecek ki, sahtekar. Sen peygamberim Süleyman'dan daha mı zengindin? Benim peygamberim Süleyman'ın gücü ve kudreti ve iktidarı senin 50.000 katındı. Ama Süleyman peygamber bütün gücüne ve iktidarına rağmen başını bir defa dahi kaldırıp göğe bakmadı. Evinde ekmek yerdi, soğan keserdi. Demek ki zenginlik yetmiyor. Sebep değil azgınlık için. Sen sahtekarsın. Biraz sonra dünyada çile çeken, ıstırap çeken getirilecek, derdi olan, acısı olan. Allah diyecek ki sen niye ibadet etmedin? Diyecek ki ya Rabbi bela geldi başıma, vücudum hastaydı,
ağır hastalığım vardı, sancım vardı, ateşim vardı. Allah diyecek yalancı, yalancı. Eyyub'un hastalığı senden daha çoktu. Ama Eyyub kulum, Eyyub peygamber asla ihanet etmedi. Sen ihanet ettin. Örnek almadın mı Eyyub peygamberi diyecek. Sonra gençler çağrılacak. Niye ibadet etmedin? Diyecekler ki ya Rabbi gençlik, kanımız kaynıyordu. Güzeller vardı. Kadınsa güzel kız erkekler vardı. Erkekse güzel kadınlar vardı. Bizi cezbettiler. Ya Rabbi ne yapalım? Allah diyecek ki sahtekarlar, Yusuf sizden daha güzel ve daha gençti. Ama Yusuf azmadı. Siz ise azdınız. Yalancısınız, yalancı. Doğru söylemiyorsunuz. Gençliğiniz sizin günahlarınıza sebep olmamalıydı. Sonra dönecek fakirlere diyecek ki siz niye Allah'ı bilmediniz? Yiyecek ekmeğimiz yoktu ya Rabbi. Açtık, aç ondan dolayı. Allah diyecek yalancılar, İsa sizden daha az açtı. İsa sizden daha fakirdi, daha mustaripti. Ama İsa'nın yoksulluğu onu Allah'tan uzaklaştırmadı. Beşinci şahit, mal. Mallar. İnsanlara diyecekler ki mallarınla konuş. İnsan malına diyecek ki Allah senin belanı versin. Sen beni saptırdın. Bana ne büyük çileler çektirdin sen. Ey mal, senin yüzünden ben yoldan çıktım. Mal diyecek ki yalancı, yalancı. Ben helalde dururken sen beni haramdan kazandın. Esas suçlu sensin. Başıma belaları açan sensin. Helali harama karıştırdın. Haramı çarptın. Binlerce haram kazandın. Hiç Allah'tan korkmadın diyecek. Kişiyle malı ve mülkü savaşacaklar. Orada, orada. O çetin günde. Altıncı şahit günler ve geceler. Hangi gün hangi günahı işledin? Gün dirilecek günahıyla beraber. Hangi ibadeti yaptın hangi günde? Gün dirilecek o an o ibadetle. Şimdi silindi gitti. Ama sanki videoya kaydedilmiş gibi. Bu dünyadaki sahte videolar gibi değil. Düzmece ve sahte şarlatanların hazırladığı sahte videolar gibi değil. Gerçek en gerçeğiyle ortaya çıkacak. Gel ve gör diyecek. İnkar edemeyecek. Dönemeyecek. Sağa sola koşamayacak. O gün düzen yok. O gün tuzak yok. Bütün tuzağı kuranların başına tuzakları inecek. Vec'al keydehum fi nuhurihim dediği gibi Allah'ın Resulü. Onların tuzakları başlarına örülecek. İşte seyret kendini denecek. Bak bu sen misin? Bakacak benim. Eyvah her şeyim burada. Sen şurada şu zinayı yaptın. Sen şurada şu kumarı oynadın. Şurada şu yetimi vurdun. Şurada şu hakkı yedin. Bak her şey gözün önünde. Sağa bakacak orada. Sola bakacak oraya. Öne girecek oraya. Tepeye bakacak orada. Her şeyi de kayıt altına alınmış her şeyi. Gidecek tarafı yok, sığınacak mekanı yok. Yedinci şahit, kabirden kalkarken insanların yanına takılmış olan şahit ve melekler. Her bir kabirden kalkan yanına bir şahit konulacak. Şahitle beraber gelecekler. Hiç kimse ama hiç kimse terk edilmeyecek. Hiç kimse unutulmayacak. Sekizinci şahit insanın kendi organları gelecek. Organlar. Allah diyecek ki kula sen bunu mu işledin? Yok ya Rabbi ben yapmadım. Sen yalan söylüyorsun kulum. Vallahi yapmadım ya Rabbi. Ben günah işlemedim. Sen günah işledin. Sen şunu şunu yaptın. Şahit yok ki ya Rabbi. Sağına bakacak adam, soluna bakacak. Bir kurtuluş yolu, bir çıkış kapısı var mı acep? İmdat bekleyecek imdat. Kimse yok. Ne baba ne evlat, ne çocuk ne kız kimse yok. Ne karı ne koca. Herkes herkesten kaçacak. Beni görmesin aman. Bir şey istemesin diye. Bakacak sağa sola. Yapacak bir şey yok. Ya Rabbi ben günah işlemedim. Allah diyecek ki sus. Dilini susturun bunun, dili duracak, Allah konuş diyecek, eller konuşacak, ayaklar konuşacak, mekan konuşacak,
insanların bütün organları dile gelecek. Yasin suresinin 65. ayeti. El yevme nehtimu ala efvahihim. O gün onların dudaklarına kilit vuracağız. Mühür vuracağız. Dilleri konuşmayacak. Ve tukellimune eydihim. Elleri konuşacak onların. Ve teşhedu arculuhum bima kanu yeksibun. Ve onların elleri ve ayakları yaptıklarına şahit olacak, konuşacak. Ve teşhedu arculuhum bima kanu yeksibun. Kazandıklarını ayakları da söyleyecek. İşemiş olduklarının tümünü inkar edemeyecekler. Sonra bir talimat gelecek. Yükseklerden ve yücelerden bir haber. Denilecek ki ateşe girin. Herkes birbirine bakacak. Kim ateşe girecek? Kim? Allah buyuracak, 1000 kişiden 999 kişi ateşe girecek. 1000 kişiden bir kişi kurtulacak. Diyor ki işte sahabenin ayaklarının bağının çözüldüğü andı. Gözler Resulullah'a dönüyordu. Allah'ın Resulü kurbanın olayım. 1000 kişiden 999 mu? Biz bu kadar mı hainiz? Bu kadar mı Allah'ı unuttuk? Bu kadar mı savrulduk? Bu kadar mı günaha daldık? Bu kadar mı çamura battık? 1000 kişiden 999 kişi ya Rabbi. Ümmetin dizenin bağı çözülüyordu. Sinirleri gevşiyordu. Sesleri kesiliyordu. Ne sağa ne sola dönemiyorlardı. Denilir ki çocuğun yaşlandığı an, hamilenin çocuğunu düşürdüğü an bu andır işte. Bu talimatın geldiği andır. Her 1000 kişiden 999'u cehennemi hak ediyor teraziye göre. Allah'ın terazisi nasıl çalışacak? Rahmetle çalışacak. Kararı vermiş olsaydı şayet kimse kurtulamayacaktı. Bazen insanlar vardır. Azim yaşarlar, azim. Hesaplarını iyi yaparlar, iyi. Biraz mahşerden uzaklaşalım mı? Mahşerin dehşetinden. Dünyada mahşeri yaşayanlardan birine dönelim mi? Abdullah Zülbicadeyn. Genç bir delikanlı, Hazreti Peygamber'e sevdalanmış olanlardan bir sevdalı İbn Zülbicadeyn. Resulullah Medine'de, Abdullah bin Zülbicadeyn Mekke'de. İçinden Muhammed aşkı yanar ve bir gün Müslüman olur. Ama o kadar kızar ki annesi, o kadar kızar ki akrabaları Zülbicadeyn'i, üstündeki bütün elbiseleri soyarlar çırılçıplak. Şu genç delikanlı, şu 22 yaşındaki Yavuz delikanlıyı, üstündeki elbiseleri çıkarırlar, bir telisi, bir torbayı, bir çuvalın başını keserler, Zülbicadeyn'e geçirirler. Hadi dolaş bununla, rezil ol derler. O döner ve der ki Allah'ın yanında rezil olmaktansa sizin yanınızda rezil olayım daha iyi. Alay ederler. Fırsat kollar kurtulabilmek için. Fakat bulamaz yolları. Yollar kapalı. Muhammed'e girecek aleyhissalatü vesselam'a ama. Sonra bir gün fırsat bulur, kaçar Mekke'den Medine'ye göç eder Hazreti Peygamber'e. Hazreti Peygamber odasına getirilen şu Medine'sine gelen delikanlıya bakar. Güzel bir delikanlı, üzerinde çul var, çul, bildiğimiz çul. Sen kimsin der Resulullah ona. Ben der Abdülüzzayım, Lat'ın ve Uzza'nın kuluyum. Resulullah hayır der, sen Allah'ın kulusun, adın Abdullah senin. Sonra döner, bu delikanlıyı giydirin der. Giydirirler delikanlıyı, Zülbicadeyn'i.
temiz bir elbise girer ondan sonra. Abdullah el-Müzeni'dir adlı belki ama sahabi arasında adı Zülbicadeyn kalacak. İki çul sahibi kalacak. Hazreti Peygamber'in yanına iki çulla geldi ya, Resulullah'ın şakavari olarak sen çul sahibisin, Abdullah'sın, Uzza'nın kulu değil Allah'ın kulusun dedi zat. Sonra Müslüman olur, sonra Kur'an'a dadanır. Kur'an sevdasıyla tutuşur Zülbicadeyn. Mahşeri iyi hesap edenlerden. İşte hesap gününde Abdullah nerededir? Tek başına bir ümmet olarak dirilsin denileceklerden bir büyük zat işte. Kur'an okur. O kadar çok okur ki Hazreti Peygamber bir gün ona der ki o evvaptır, evvap. Allah'ı çok zikredendir. Ve bir gün Tebük olur. Zülbicadeyn Resulullah'la beraber Tebük'e gider. Tebük seferine. Tebük seferi garip bir seferdir. Ama Tebük'te hiç unutulmayacak en önemli hadise elbet Zülbicadeyn'dir. Abdullah el-Müzeni'dir. Genç bir delikanlı Hazreti Peygamber'in yanına yaklaşır. Yolculukta der ki ya Resulallah dua et burada öleyim. Şehit olayım, memlekete dönmeyeyim. Kimsesi yok zaten. Tek başına bir delikanlı. Bırakmış ailesini, anasını, babasını, sülalesini, ailesini. Gelmiş Medine'ye, Muhammed Mustafa'ya sığınmış. Sevgiliye sığınmış. Başka neye ihtiyacı var ki? Hazreti Peygamber susar, cevap vermez, peki demez ona. Yine arada Resulullah'ın yanına gelir. Abdest alır, namaz kılınacak. Tebük seferi uzun bir yolculuk. Hazreti Peygamber dönerken Zülbicayden yine yanına gelir. Der ki ya Resulallah dua etsen bu yolculukta ölsem. Üçüncü seferdir. Hazreti Peygamber Zülbicayden'e uzun bakar. Dünyaya hesaplarını böyle yapanlar vardı. Resulullah'ın yanında ölmeyi dünyadaki en büyük şeref sayanlar vardı. Zülbicadeyn der ki ya Nebi dua etsen de ölsem şehit olsam. Şehit olmak istiyor. Hayata son vermek istiyor şehadetle. Gitmek istiyor. Hayata kula kullukla son verenler var. Allah'a kullukla son verenler var. En sonunda Allah Nebisi kapı açılır. Görür orayı. Döner ve şöyle der. Ne dersin Zülbicadeyn? Humma hastalığına yakalansan, humma ateşi bir hastalık, humma hastalığına yakalansan verem gibi işte benzeri bir şey. Sonra ölsen ve şehit olsan kabulün mü? Susar Zülbicadeyn, susar Nebi'yim. Bunun devamını İbni Mesud anlatıyor. Diyor ki Allah Nebisi ona dedi ki, hastalansan ve ölsen ve şehit olsan olur mu? Dedi ya Resulullah ona. Akşama doğru Zülbicadeyn'in titremeye başladığını gördük. Soğuk soğuk ter döküyordu. Yolculuk devam ettikçe Zülbicadeyn'in hastalığı ağırdı iki gün içinde. Öksürüğünden ve ateşinden anlıyorduk ki humma hastalığına yakalanmış. Hazreti Peygamber'in dediği gibi hani çok şehitliği istiyordu ya ölsem ve şehit olsam Hazreti Peygamber hayır sen ölmeyecek şehit olmayacaksın çünkü Tebük'te savaş olmayacaktı ama madem ki çok istiyorsun o zaman Zülbicadeyn ağır bir hastalığa yakalansan ve hastalıkta ölsen ve Allah'ın katında şehit kabul edilsen kabulün müdür? Kabulüm, kabulüm. Yeter ki Allah'ın huzuruna şehit gibi gideyim. Akşam hastalandı. İbni Mesud anlatıyor. Radiyallahu anh. Gece yarısıydı bir ara uyandım diyor. Bekliyorduk. Ortalık zifiri karanlık. İleride bir ışık gördüm. Bir gece lambası gibi bir fanus vardı. Bir fenerin ışığında bir kalabalık vardı. Gece yarısı teheccüd vakti.
ayağa kalktım. O ışık ne dedim? Bütün karargah uyuyor herkes. Sadece bir yerde bir ışık var, bir hüzme. Oraya doğru yürüdüm. Ne var burada dedim. Üç kişi ayaktalardı. Yaklaştım. Bir de ne göreyim? Baktım Hazreti Peygamber ayakta, yanında Ebu Bekir ayakta, yanında Ömer ayakta. Mezar kazmışlar. Yanlarında bir kefen var. Biri kefene sarılmış, yıkanmış. Daha taptaze, daha vücudu ıslak kefene sarılmış. Üç kişi onu gömecek. Yanaştım Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e. Kim bu dedim şu kefene sarılan adam? Ömer dedi ki o Zülbicade'indir. Bu gece humma hastalığından öldü. Resulullah onu gömecek. Hatırladım bir an Hazreti Peygamber'in o sözünü. Ne dersin? Humma'dan ölsen, şehit olsan kabulün mü Zülbicade'in? Dedikten iki gün sonra humma'dan ölecektir. Allah kapı açıyordu. Allah kaderin kapılarını, geleceğin kapılarını açıyordu ve Resulullah görüyordu. Resulullah mezara girdi. Zülbicade'yi tuttuk, Ömer, Ebu Bekir ve ben Resulullah'a indirdik. İbn Mesud diyor ki Resulullah şöyle dedi. Bana kardeşinizi verin. Resulullah onu kucağına aldı, mezara indirdi. Sonra üzerine toprak atmadan önce şöyle dedi. Elini kaldırdı şehadet parmağını Resulullah. Allah'ım ben bu delikanlıdan razıyım. Sen de ondan razı ol ya Rabbi. Muhammed şehadet ediyor bu adama. İbni Mesud işte orada. Orada kesilir sanki. Orada sanki kaybeder kendini. Öyle diyordu. Keşke o gün ölen ben olsaydım. Keşke o gün kefenlenen ben olsaydım. Resulullah'ın ben ondan razıyım dediği keşke ben olaydım. Tebük'ten dönecekler. Dönenler döndükten sonra bütün bir yolculuk boyunca Abdullah Zülbicade'in konuşulacak. O genç delikanlı. Selam olsun cennete gidenlere. Selam olsun mahşeri bir hızla geçenlere. Bir şimşek gibi aydınlatanlara. Ve mahşer aleminde duruş ve bekleyiş devam ediyor. Sahte dünyalar yıkılacak. Kurgu üzerine kurulan bütün sahneler devrilecek. Ortada tiyatro yok. Orada artist yok. Senarist yok. Orada ışık problemi yok. Orada sus yok. Konuşma yok. Orada hüküm ve hükümranlık. Hükmün tek muktediri Allah'tır. O konuşacak. O konuşunca kul susacak. Kim susmaz ki? Kim konuşabilir? Yıkılacak bütün sahte ilahlar, bütün sahte imparatorlar, muktedir olan bütün diktatörler, bütün tağutlar birbiri ardınca yıkılacak. Allah konuşacak. Kur'an'ın ifadesiyle o gün sondur. Tekvir suresi 10. ayet. Ve ize suhufu nüşirat. Sahifeler ve kitaplar yayıldığı zaman gökten kitaplar uçuşacak. Herkesin kitabı var. Her birinizin bir kitabı var. Şu anda evinizdesiniz. İşiniz yok. Diyorsunuz ki hesabım yok. Hesabın var. Bir defterin var. Bir kitabın var. Satır satır doludur. Saniye saniye salise şaşmıyor. Kalbinden geçen yazılı, kalbinden attığın yazılı. Vurduğun tokat yazılı, yediğin haram yazılı, yaptığın secde yazılı. Kalbinden geçen vesvese yazılı, attığın vesvese yazılı, attığın iftira yazılı, yazdığın haram bir kelime yazılı, kıskançlığın, zulmün, her şeyin yazılı orada işte. Ve ize suhufunu şirat, ellere yayılacak, ortaya saçılacak. Gizli bir şey kalmayacak. Bazı insanların eline kitap sağ elinden gelecek. Bazı insanların eline kitap sol elinden gelecek. Sağ elinden kitabını alanlar,
Eshab-ül yemin, sağcılar ki onlar kurtuluşa erenlerdir. Öyle diyor Kur'an. Sol elinden kitabı alanlar ki solcular kaybedenlerdir. Ama o sağ ve sol bugünkü basit dünyadaki kuralların sağı ve solu değil. Mahşerin sağı ve solu. O ayrı bir şey. Orada şablonlar yıkılacak. Yüzdeki bütün boyalar aşağı inecek. Bütün palyaçoların gerçek yüzü ortaya çıkacak. Kaçamayacaklar, sıyrılamayacaklar, sıvışamayacaklar. Mazeret belirtemeyecekler. Hani sen gücün vardı, kudretin vardı, askerin vardı, orduların, gücün, paran, sermayen, adamların, fabrikaların var, var, var. Var oğlu vardın ama şimdi bir hiçsin. İlahi, kudret ve azametin hakkı için ya Rabbi, o çetin ve zor günde bizlere merhamet et ya Rabbi. Bizi diktatörlerin, zalimlerin sınıfında sayma. Kurban oldum Allah'ım. Anlatırken Resulullah İnşikak suresinin 7 ve 8. ayetini okuyunca Ayşe ağlamaya başlar. Hazreti Ayşe. Döner ve Resulullah'a der ki, ne kadar zor bir gün. Hazreti Peygamber der ki, çok mu ağlıyorsun? Cehennemi hatırladım da ağladım der. Hazreti Ayşe döner Resulullah. Zor bir gündür. Döner Resulullah'a der ki Hazreti Ayşe, o gün bizi hatırlayacak mısın sen? Beni hatırlayacak mısın mahşer gününde? O çetin günde ey peygamberim, ey eşim, ey kocam, sen beni o gün hatırlayacak mısın der. Hazreti Ayşe sorarken Hazreti Peygamber'e döner Allah'ın Resulü der ki, Ayşe, üç yer var ki kimse kimseyi hatırlamayacak orada. Üç yer. Üç çetin durak var kıyamette, mahşerde. Üç yerde kimse kimseye bakamayacak. Kimse kimseye kefil de olamayacak. Sonra der ki, terazi kurulduğunda Ayşe kimse kimseyi düşünmeyecek. Terazi kurulduğunda hangi taraf ağır basacak? Günahlar mı, sevaplar mı ağır basacak? O netleşmedikçe Ayşe kimse kimseyi düşünmeyecek. Sonra kitaplar uçuşacak. Sağ elemi sol elemi kitap düşecek. O netleşinceye kadar kimse kimseyi düşünmeyecek. Sonra Sırat Köprüsü gelecek. Cehennem üzerine Es-Siratu Cisrun Vudia ala Ka'ri Cehennem. Sırat Köprüsü cehennemin üzerine kurulan bir köprü. Bildiğiniz köprü değil. Asma Köprü'ye benzemiyor. Boğaz Köprüsü'ne benzemiyor. İnce ve hassastır. Kılıç gibidir. Keskindir. İp gibidir. Mümin geçecek. Onun için uzun bir asfalt gibi olacak. Bir futbol sahası düşünün. Bir Müslüman için, bir mümin için Sırat Köprüsü o kadar rahat olacak. Bir kafir için, bir zalim için Sırat Köprüsü ince bir ip gibi olacak. Gelecek, savrulacak, sallanacak ve sonra aşağı düşecek. Cehennemin içine düşecek. Ayşe diyordu Resulullah. Cihan peygamberi işte o an, onlar netleşinceye kadar kimse kimseye bakamayacak. O gün çetin bir gündür. Çıkmazdasın. Sıkıntıdasın. Yüzün kara, telaşlısın. Amellerin eksik, namazın yoktu. Zinan vardı, günahın vardı, içkin vardı, kumarın vardı. Hak yemiştin, kalp kırmıştın, tokat atmıştın. Zulmetmiştin, tövbe etmemiştin. İstiğfarla işin yok. Hayatın camiyle hiç kesişmedi. Ya bir cenaze töreninde veyahut da bir düğün alayı geçerken camiden geçtin. İşin yok ki camide. Mezarlardan ürkerdin. Ölü sarası duyunca kulağını kapatırdın. Radyondaki teybin sesini daha çok açardın ezanı duymamak için.
telaştasın. Şimdi işte kapıdasın, çapraz bir konumdasın. Sağa dönsen çıkış yok, sola dönsen çıkış yok. Nereye gireceksin? Titriyorsun, titriyorsun. Çaren yok, hastalanmadan titriyorsun. Öyle bir şey basıyor ki, hafakanlar basıyor seni. Dünya hayatına benzemiyor. Dünya hayatındaki bütün çilelerin bir çıkışı var. Hasta mısın? Ölümdür çaresi. Ölümden ötesi var mı? Ama orada ölümden ötesi de var. Ölümsüzlük var. Sonsuz bir hayat. Bitmeyecek bir ıstırap veya bitmeyecek bir cennet var. Sonu yok, yok. Ne demek sonu yok? Sayıların sonu var mı? Bir iki say. Sayıların sonu var mı? Sayıların öncesi var mı? Sıfırın öncesi. Sayıların sonu. Sonsuz bir alem, sonu yok. Vücudun başına bela olacak. İsmin başına bela olacak. Paran başına bela olacak. Gücün başına bela olacak. Sen kendi başına bela olacaksın. Bir ses duyacaksın birdenbire. Kulak kabartacaksın. Diyorlar ki filancanın oğlu filanca, filancanın kızı filan, babanın adıyla ve kendi adınla çağrılacaksın. Niye kendi babanın adıyla, kendi adınla? Çünkü baban orada daha netleşecek. Annen belli, seni doğuran. Milyonda bir eğer babası belli olmayan varsa orada ortaya çıkacak. Babanın adıyla çağrılacaksın, kendi adınla. Falancanın oğlu filanca gelsin. Bakacaksın, ben mi? Ben mi diyeceksin? Sen diyecekler. Sen yürü, yürüyeceksin. Nereye doğru? Nasıl bir karar? Bacakların titriyecek. O an günahlarını hatırlayacaksın. İnsanlara zulmettiğini hatırlayacaksın. Çile çektirdiğini, ne dolaplar çevirdiğini düşüneceksin. Keşke hiç olmasaydım, keşke hiç yaratılmasaydım diyeceksin. Hazreti Ömer'in sözü gelecek aklına. Ya leyteni ümmi lem telidni, ya leyteha kanat akima. Keşke annem beni hiç doğurmasaydı. Keşke annem kısır olaydı. Aklına gelecek birdenbire. Sonra kitabını ok açacaksın. Kitap. Bakacaksın ki günahların var. Müslüman olan kişi günahlarını okudukça titriyecek. Eyvah diyecek, her günahın bir ağırlığı vardır. Bakacaksın bir zulümle atılan tokatın ağırlığı belki bir ton. Belki yenilmiş olan bir haramın karşılığı 500 kilo. Belki bir zinanın karşılığı 2 ton. Tonlarca günah sırtına çökecek, taşıyamayacaksın. Bacakların titriyecek. Parmakların uyuşacak, sırtın bükülecek, kamburlaşacaksın. Kaçsan bir tarafa atamayacaksın. Günahların sırtına binecek, yapışacak sana. Nereye gireceksin, kime? Çaresizsin. Sonra birdenbire bakacaksın ki defterin diğer taraflarında iyiliklerin vardı. İnnel hasenat yüzhibne seyyiat. Ayeti aklına gelecek, iyilikler kötülükleri giderir. Allah kötülüklerini silmiştir senin. Diyorlar ki sen kurtuldun, kurtuldun, gel bakayım. Sana bir taç giydirecekler, kurtuluş tacı. Seviniyorsun. Ama hesap daha bitmedi ki. Sonra bir ses gelecek. Herkes hasmiyle hesaplaşsın denilecek. Herkes hasmiyle görüşsün. Düşmanıyla birbirlerinden alacaklı olanlar çıksınlar piyasaya denilecek. Ve herkes alması gerekeni alacak. Sonra Ebu Zer anlatıyor. Diyor ki bir gün Resulullah'la yürüyordum, Gıfarlı Ebu Zer. İki hayvan gördüm diyor, iki koyun. Toslaşıyorlardı iki koyun. Bir koyun ötekine vuruyordu. Hazreti Peygamber dedi, Ebu Zer buyur ya Nebi. Bu iki hayvan niye toslaşıyorlar? Bilmiyorum ya Resulallah ama Allah biliyor. Biliyor musun Ebu Zer? Boynuzlu hayvan
boynuzsuzu dövüyor ya, vuruyor ya, yaralıyor ya, hesabını verecek Allah'ın huzurunda biliyor musun? Hayvanlar da hesaba çekilecek. Hayvanlar hesap görecekler. Sonra bütün hayvanlar toprağa dönecekler. Kafir görünce diyecek ki ve yakulul kafiru ya leyteni kuntu turaba. Kafir görünce hayvanların toprağa dönüştüğünü, Allah'ım kurban olayım beni de toprağa çevir diyecek. Denilecek ki onlara, hayır, o hayvanların günahıdır, cezasıdır toprağa dönmek. Sana kitap geldi peygamber, sen kulağını kapattın, gözlerini yumdun, ellerini kelepçeledin, ayaklarını tuttun, sen Allah'a hiç yönelmedin, toprak olmak yok. Sana ebedi bir azap. Hayvanlar toprağa dönüşecek ve sonra ümmetlere denilecek, hadi yürüyün gelin peygamberlerinizle bakalım. Hazreti Nuh'un kavmi gelecek. Kavmine denilecek ki Nuh size anlattı mı? Allah'ı anlattı mı? Kavmi diyecek ki vallahi anlatmadı bize. Biz Nuh'u hiç görmedik ki zaten. Peygamberleri inkar edecek kavimleri. Biz onu hiç görmedik ya Rabbi. Nuh diye birini tanımıyoruz ki zaten. Yalan, yalan, yalan. Nuh'u da onun risaletinde inkar edecekler. Yüce Allah bize soracak. Hazreti Muhammed ümmetine aleyhissalatü vesselam. Nuh peygamber tebliğ etti mi? Hel bellega. Tebliğ etti mi? Biz diyeceğiz ki etti ya Rabbi. Siz neden biliyorsunuz ettiğini? Çünkü Kur'an haber verdi size. Kur'an diyor ki iletti. Madem ki Kur'an söylüyor doğrudur o zaman. Sonra Allah diyecek ki peygamberlere geçin bakayım. 120 bin peygamber geçecek. Sırat'ın en muhteşem geçiti odur işte. 120 bin peygamber. Nurani simalarıyla, biraz endişe taşıyan halleriyle yürümeye başlayacaklar. Peygamberlerin başları Allah'ın kudretinin önünde eğiktir. Sessizdirler. Mahşerin, hesabın zorluğu önündedirler. Çünkü Allah peygamberlere de soracak. Hazreti İsa'ya soracak. Sen mi insanlara beni ve annemi ilah tanıyın dedin İsa? Söyle bakayım. İsa diyecek, haşa ya Rabbi. Ben onların içindeyken böyle bir şey demediler. Benden sonra dediler. Sen biliyorsun, Allâmul Guyûbsun. İsa'nın suçu yok ya Rabbi diyecek. Peygamberler de ürkecek. O günün çetin gününde Hazreti Musa korkacak. Hazreti Yahya korkacak. Hazreti Nuh korkacak. Çünkü o kendisine şirk koşan Allah'a, şirk koşan oğluna ya Rabbi oğlumu niye helak ettin diye soracak tufanda. Allah diyecek ki o senin oğlun değil, sana iman etmedi. İmanın, iman birliğinin ırk birliğinden daha önde olduğunu ifade edecek. İman birliğinin aile bağlarından dahi daha güçlü olduğunu söyleyecek. İşte İslam'ı farklı kılan bu tevhid akidesidir. Allah diyenlerin, Muhammed diyenlerin, kitap diyenlerin bir kardeş olduğunun bundan daha açık belgesi var mı? O salih bir amel işlemedi. Ey Nuh, senin oğlun olamaz o. Ne kadar büyüksün ey dinim. Ne kadar şereflisin ey dinim. Sana layık olamadığımız için üzgünüz ey muhteşem İslam. Seni yaşayamadığımız, yaşatamadığımız için, senin o muhteşem insan muhabbetini aktaramadığın için mahcubuz. Bir peygamber geçecek yanında bir kişi. Bir peygamber geçecek yanında iki kişi. 300 sene uğraştı peygamber, 300 sene. 300 senede bir kişi kazandı biliyor musunuz? Bir kişi. Bir kişi iman etti 300 senede. Bir peygamber gelecek,
300 sene uğraştı, iki kişi kazandı sadece. İki adam iman etti, iki adam. Hazreti Peygamber ne kadar çile çekti Mekke'nin ilk yıllarında, iman edeni ne kadar azdı. 40'a varıncaya kadar ne çileler çektiler ilk yıllarda. Zordur o. Peygamberler çetin bir imtihan geçirdiler. İnsanları zor topladılar. Bakmayın bazı sahtekarların çok topladığına. Peygamberler zor topladılar. Çünkü peygamberler cennet vaat etmiyorlardı. İnsanlık vaat ediyorlardı. İnsan olmayı. Toprak, zenginlik, makam, mevki vaat etmediler. Tevhid vaat ettiler. Kulluk vaat ettiler. Nefsinden feragat edeceksin dediler. Nefsini ayaklarının altına alacaksın dediler. Başkaları gibi yalan cennetler, sahte cennetler vaat etmediler. Sonra imansızların hesabı başlayacak. Allah diyecek ki her kafir, her imansız kime tapıyorsa ona uyusun. Onunla beraber cehenneme haşrolsunlar. Haç taşıyanları diyelim mesela, haçlar temsil edecek. Her din mensubu kendi diniyle, puta tapanlar putları, ateşe tapanlar ateşleriyle, Müslümanlar ise bekleyecekler, sonucu bekleyecekler. Kafir diyecek ki, dönecek kafir diyecek ki, kendimden başka şahit kabul etmiyorum ki ben. Allah buyurdu, senin şahitlerin var, kim ya Rabbi? Kendi nefsin sen şahitsin. İki melek, sağında ve solunda iki melek şahitlerindir. Allah kafirin ağzına diyecek ki sus, konuşma, sus. Sonra organlarına diyecek ki konuş. Eller, ayaklar, kalp, dudaklar, gözler konuşacak. Adam isyan edecek organlarına, siz bana ihanet ettiniz. Sizi kahrolasınız diyecek. Kendi organlarına, vücudunu sökmeye çalışacak. Gücü yese gözünü çıkaracak. Gücü yese ayağını koparacak, elini. Aleyhinde konuşuyorlar çünkü bütün vücudu. Vücut diyecek ki esas hain olan sensin. Sen Allah'ı unuttun. Bize de zulmettin. Bizi kötü yolda kullandın diyecek. Allah'ım o çetin günde bize merhamet et. Allah'ım savrulduğumuz ve savrunulan o günde sen bizlere merhamet et ya Rabbi. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.